dinleyicileri. Yine bir Perşembe akşamında Çiftçinin Sesi programıyla birlikte sizlerleyiz. Programda biraz aksama olduğundan dolayı biraz geç başlamak zorunda kaldık. Affola bizi bekleyen üreticilerimiz, vatandaşlarımız vardır. Bizi yakının takip eden vatandaşlarımız vardır. Şimdiden program başlamadan affola diyorum. Bu akşamki konuğumu yakının tanıyorsunuz. Son iki haftadır programlarda, sosyal medyada ve ekranlarda sorunları da hemen hemen yakının tanıyorsunuz ama sorunlara bu akşam farklı bir bakış açısıyla, farklı sorularla o cevapları almayı hedefleyeceğiz. Bu akşamki konuğumuz Hayvan Üretici ve Yetiştiriciler Birliği Başkanı Sayın Mustafa Naimoğlu'lar ile birlikte olacağız ve gündemde olan aslında arpa fiyatı, küçük baştaki sorunlar ve aynı zamanda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın fiyat dengeleyici önerileriyle birlikte Hayvancılar Birliği'nin üstlenmiş olduğu misyon ve ortaya koymuş oldukları çözüm önerilerini de bu akşam sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet. Tabii şeyden başlamak isterim Sayın Başkanım. Arpadan başlamak isterim. Neden arpadan başlamak isterim? Bir girdi maliyeti olduğu için, çiftçinin çıktısı olduğu için, üretimin devamlılığının bir etkisi olduğu için ilk önce arpa fiyatından başlamak isterim. Daha doğrusu arpadan başlamak isterim. Fiyat demeyelim çünkü aslında arpayı dışarı sattık, döndük, tekrar aldık. Orada gelişen dolara bağlı veya dünya piyasasındaki borsaya bağlı olan etkileşimden dolayı yeni bir fiyat ortaya çıktı. Bunu konuşmak isterim. Ardından da diğer konulara ve özellikle o fiyat dengeleyici konusuyla ilgili son bir haftadır yoğun bir çalışma var. Ona geleceğim. Sayın Başkanım arpadan başlamak isterim. Buyurun. Şimdi öncelikle tabii ki bu sektördeki sorunlar veya bu sektördeki alınan kararlar her gün için kamuoyunu ciddi anlamda etkilemekte, üretici sektörünü etkilemektedir. Şöyle başlamak isterim. Üretim sektörü gerçekten zor günler geçirmektedir. Bir yandan hem Türkiye'de hem burada ciddi anlamda kuraklık sinyalleri şu anda başlamıştır. Üreticinin psikolojik anlamda çok ciddi sıkıntılar vardır. Öte yandan üretim yapan insanlar ürettiklerini pazarlamada çok büyük sorunlar vardır. Üretilen ürünün parasını almadan da çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Pandemi dolayısıyla ciddi anlamda üretici 9 aydır bedel ödüyor, halen de ödemeye devam ediyor. Öyle zor günler geçiriyoruz ki, yani üretirken nasıl bakmamamız gerektiğini, nasıl ayakta kalabiliriz veya nasıl üretimi devam ettirebiliriz diye birçok arkadaşımız, hem çiftçi arkadaşımız hem hayvancı arkadaşımız bunları düşünerek, borçlanarak belki bir gün düzelir, belki birkaç ay sonra düzelir anlamıyla halen daha üretimin içerisinde sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Çok zor günler bizi bekliyor. Şu anlamda, şundan dolayı söylemek istiyorum. Eğer önümüzde ciddi bir kuraklık yaşayacaksak, hem sizin ortaya koymuş olduğunuz arpa fiyatları, hem bunun yanında Türkiye'de özellikle tarımsal ürünlerin ciddi anlamda pahalı olması söz konusu. Yani bugün siz fasulyeden tutumuzla her türlü gıdaya, bunun yanında süt ürünlerine, et ürünlerine, Haziran'a kadar eğer bir kuraklık yaşarsak böyle bir yılda, pandeminin olduğu bir yılda, eğer Türkiye'de de burada da bunu yaşarsak, ciddi anlamda üründe ciddi pahalılık yaşayacağız. Yani ürün fiyatları özellikle üretimin sıkıntılı olduğu bu dönemde iki katına çıkacak. Tabii ki siyasilerin bunları şimdiden görmesi lazım. Ülke ekonomisini, tarımı, hayvancılığın planlaması gerekir. Yani bugün birçok bütçe imkanlarıyla birçok noktaya ayrılan paraların veya bunun yanında ayrılan kaynakların tarımın desteklenmesi yönünde bugünden planlaması lazım. Eğer bir kuraklıkla karşı karşıya kalacaksak veya kalırsak bunun yanında nasıl üretimi devam ettirebiliriz? Nasıl destekleyebiliriz tarımı, tarımsal ürünleri, hayvancılığı, hayvancı sektörünü, küçük baş hayvancılığı şimdiden özellikle bu bütçe imkansızlıklarıyla bunları ortaya koymamız gerekir. Yani şu anda önümüzde bir bütçe çalışması vardır. Bu da
10 milyar 140 milyon lira bir bütçe söz konusu. 10 milyar 140 milyon toplam bütçe söz konusu. Tarıma ayrılan kaynak, geçen gün Sayın Çavuşoğlu diyor ki tarım bütçesinde bir değişiklik yoktur. Ben bu tarım bütçesini kabul etmiyorum diyor ve bunun tekrar revize edilmesini talep ediyor. Bu ne demektir? Yani kafalar, düşünceler, zihniyetler hep aynı. Tarıma ayrılan böyle bir pandemi döneminde tarıma ayrılan bütçenin çok iyi noktaya getirilmesi gerekir. Ki önümüzü görebilelim. Yani Allah etme bir kuraklık olursa bu ülkede üretim nasıl devam edecek? İnsanlar küçülerek üretim yapmaya çalışacak. Arpa kaça gelecek? Bunun yanında kabot kaça gelecek? Yani bunun dışında üretimi devam ettirebilmesi için insanların özellikle ürettiği ürünlerin pahalı olması gerekir. Pahalı olan ürünü kime pazarlayacaksınız? Bir de pazar sıkıntısı ortaya çıkacak. Yani bunlar hepsi birbirine bağlı olaylardır. Yani arpa konusu sadece bir şey olarak düşünemezsiniz. Hepsi topyekün tarımın içinde oluşan, tarımla birlikte, hayvancılıkla birlikte yaşanan sorunlardır. Sadece arpa olarak düşündüğünüz zaman, bakınız, bu yıl rekolte 2020 yılında çok düşük oldu. 35 bin ton bir arpa üretimi oldu. Tabii ki bizim ülkemizin talebi bu noktada 80-100 bin ton arasında hayvancılığın ülkedeki arpa ihtiyacı budur. Özellikle bugüne kadar yağışlar da ciddi anlamda geri kaldı. Bundan sonraki süreçte eğer ciddi anlamda yağışlar olmazsa ve arpa ihtiyacını minimuma indiremezsek bu daha da bizi ciddi boyutlara ulaştıracak. Bugün ayda 10-12 bin tona yakın arpa ihtiyacımız vardır. Bu dönem 15 bin tona da çıkmaktadır. O yüzden bunu düşündüğünüz zaman sizin bu geçen yıl, tabii ki bu yılı bilemezsiniz. Siz geçen yıldan elinizde kalan arpayı 1 lira 0.5 kuruşa Türkiye'ye ihraç ettik. Bu noktada biz çok söyledik. Bu arpayı kalsın diye, benim elinizde bulundurun diye, ama ciddi anlamda stoklayamadık. Ahmet kardeşim, çünkü neden? Stoklarken tarlaya döktük, sahaya döktük, oraya döktük, boya döktük. Arpaya çok büyük zarar verdik. Arpaya da zarar verdik, hayvana da zarar verdik onları yedirirken. Bu noktada bunu elden çıkartmak için Toprak Günleri Kurumu, tabii ki Toprak Günleri Kurumu'nun mali yapısını hepimiz biliyoruz. Durumunu hepimiz biliyoruz. Geçen gün çalışanlarını bile ödeyemez durumda olduğunu biliyoruz. Bu noktada çiftçiyi de özel bir bankanın ödediğini de biliyoruz, parası olmadığı için. Tabii ki bu noktada özellikle arpa elden çıkararak bir mali kaynak oluşturmaya çalışıldı. Arpa elden çıkarıldı. Geldiğimiz yıl 2020 yılında da arpa rekoltesi düşük oldu. Birçok bölgede yani verim düşüklüğü ondan dolayı. Bir de daha fazla hayvancımızın kaliteli kuru ota yönelme alışkanlığı artmaktadır her yıl için. Ve hayvancımız özellikle arazilerinin %60'ını 70'ini kaliteli kuru ota, silaj, samur yapımına verdiği için bu da bence doğru bir anlayıştır. Ama bizim arpaya da ihtiyacımız var. Kaliteli kuru ota da ihtiyacımız var. Bu noktada özellikle yağışların iyi olmadığı bölgelerde verim düşüklüğü oluştu. 35 bin ton arpa oldu. Tabii ki bu neyi gösterdi? Yani bizim bu yıl için, 2021 yılı için arpa ihtiyacı olacağını gösterdi. Arpa ihtiyacımız olacağını gösterirken öte yandan tabii ki hükümetler seçimler oldu. Seçimlerin arifesinde hükümet kurulamadı. 3 ay 4 ay memleket hükümetsiz kaldı. Doğru dürüst bir yandan seçim yasakları, öte yandan hükümetsizlik, öte yandan bu sürenin uzamasıyla birlikte bakanlık defalarca özellikle arpanın fiyatının artırılmaması için Türkiye ile 1 lira 30 kuruşa bağlantı kurulduğunu, Sayın Dursunoğlu döneminde diyorum bunu, ve defalarca biz bunları görüştüğümüzde biz bu bağlantıyı kurulduğunu, bu protokolün yapılması gerektiğini ve bu protokol yapılması için de hükümetin oluşması gerektiğini dile getirdi. Bir türlü hükümet oluşamadı. Ta ki aralığın 20'sine kadar takibi hükümet oluşsun. Tabii ki bu noktada her gün için değişen döviz fiyatları, her gün için artan dövizdeki artış, Türkiye'deki özellikle arpa ihtiyacını onların da ithal olarak getirmeleriyle birlikte piyasadaki arpa fiyatları yavaş yavaş yükselmeye başladı. Tabii ki bu noktada Türkiye size söylediği gibi 1 lira 30 kuruş değil,
1 lira 45 kuruş 50 kuruşa kadar bu arpa fiyatları çıktı. Tabii ki siz bu noktada bu dönemde bunu yaparken bir yandan da eldeki arpanın bir miktarını yemcilere, hayvancılara, bazı hayvancılara dağıtıldı. Neydi bu? Ne kadar arpadır bu? 6-7 bin arpa dağıtıldı ve bir anda hükümet değişti, hükümet kuruldu. Sayın Çavuşoğlu gelirken de arpanın fiyatını 2 lira açıkladı. 2 lira açıklarken ortalık felç oldu. Zaten bir yandan ham madde fiyatları dövizden dolayı çıkarken öte yandan arpayı da çıkarttığı zaman yem fiyatları bir torba yem 140 liraya çıktı. Öte yandan küçükbaş hayvancı arpayı alamaz duruma geldi. Bir torba arpanın fiyatı düşünün 50 kilo 2 liradan 100 TL. Sadece bir torba arpa, bütün arpa, kırık arpa 110 lira. Bunun yanında bu noktada tabii ki tepkiler ortaya çıktı. Tepkiler kondu ve neden bir anda arpanın fiyatı buraya çekildi ve bunun etkilerinin sütün fiyatına, etin fiyatına, piyasaya, her yere ciddi anlamda etkileneceği ortaya çıktı. Yani şudur olay. Siz bu ülkede tükettiğiniz ürünlerin büyük kısmını üretemezsiniz ve dışarıdan ithal getirirseniz sizin buradaki özellikle ürün üzerindeki etkisi çok artar. Yani fiyat yükselir. Çünkü arpayı biz burada çıkaramazsak, buğdayı biz burada üretemezsek, kabahatı burada üretemezsek ve bunun yanında sulu tarımı burada artıramazsak bu ülkede biz hayvancılık veya bunun yanında diğer üretim sektörlerini doğru dürüst yapamayız. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tam bu arpa fiyatının konuşulduğu günlerde Hayvancılar Birliği'nin yapmış olduğu girişimler, basın açıklamalarının yapıldığı günlerde küçükbaş üreticilerinden böyle bir öz eleştiri niteliğinde sosyal medyada bazı mesajlar gezdi. Küçükbaşta, özellikle küçükbaşta yaşanan temel sıkıntı nedir Sayın Başkan? Yani zaman zaman hissediyoruz ve görüyoruz, bunu siz de hissedip görüyorsunuz. Kendilerini biraz böyle sektörün dışındamış gibi hissederler. Bunun temel sebebi nedir Sayın Başkan? Şimdi bir geçen günkü süt fiyatlarında küçükbaş hayvancının sütüne 1 lira 10 kuruş artış oldu. Koyun sütü 7 liraya çıktı. Keçi sütü 5.45 civarında. Esas sıkıntı şudur. Buradaki olay küçükbaş hayvancının yıl 12 ay sütü yoktur. Yıl 12 ay sütü olmadığı için küçükbaş hayvancıyı siz süt fiyatına göre yönlendiremezsiniz. Süt fiyatını sadece ortaya koyarak siz onu destekleyemezsiniz. Neden? Yıl 12 ay sütü yok. Olan da bugün için olan da hayvancının, küçükbaş hayvancının %20'si, %30'unda süt vardır. Geri kalan küçükbaş hayvancı sadece kuzu besleyerek veya kendi ev ihtiyaçlarını sütten karşılayarak ayakta durabilmektedir. O yüzden sizin özellikle böyle bir durumda zam geldiği zaman ona desteklemelerin çeşitlendirip ona göre bir şekilde ayakta durmasını sağlamanız lazım. Şimdi arpa 2 lira olduğu zaman burada hiçbir küçükbaş hayvancı gidip 100 liraya, 110 liraya arpa alıp ayakta kalamaz. Biz o yüzden görüştüğümüz anda ortaya koyduğum anlayış şuydu biz. Arkadaşlarımızla gittik ve dedik ki burada sadece arpa 2 lira olduğu zaman bunun maliyeti hayvancıya yaklaşık olarak ayda bir koyuna maliyeti 20-25 lira ekstra maliyeti. Baktığınız zaman siz Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar baktığınız zaman bir koyuna 75 kilo hibe arpa vermeniz lazım ki ancak sizin buradaki artışı destekleyesiniz. Yani artışı bunun karşılığında artışın 75 kilo hibe arpa vermeniz lazım. Süt fiyatına %30 artış gelmesi lazım. Ve bunun yanında da küçükbaş hayvan başı desteği de ciddi yerlere getirmeniz gerekir diye ortaya koyduk. Tabii ki bu noktada bizim yaptığımız ilk görüşmede en müsteşar bunları yazdı, çizdi. Efendim söyleyeyim, bakana iletti. Akıbetinde başka görüşme oldu. Yalnız buradaki olay şudur. Özellikle demin de ifade ettiğim gibi küçükbaş hayvan sütündeki pazarlama sıkıntısı özellikle keçi sütünde her zaman karşımıza çıkmaktadır. Bugün için bakanlık kurulundan karar geçirilmesine rağmen bakınız. Esas olay budur. Koyun sütünde bir sıkıntı yoktur. Koyun sütü bugün için iş piyasada, köylerde, kırsalda köy yoğurdu, koyun elli mi ve bunun yanında süt kurumunda da fiyatlandırma bakımından bir sıkıntı olmuyor. Yalnız keçi sütünde ciddi anlamda
sıkıntı olmakta ve bu yönde eleştirile gelerek keçi sütünün yağ oranı düşüyor. Efendim diyor keçi sütünün hak ettiği fiyattan ödenmiyor diye bazı arkadaşlarımız bizi eleştiriyor. Ama bu olay bakıldığı zaman her şekilde düşünmek lazım. Bakın biz alışkanlıklarımızdan vazgeçtik mesela. Açık konuşmak lazım. Biz yıllarca bu ülkede Şam keçisini oluşturduk. Yerli keçilerimiz vardı, dağ keçilerimiz vardı. Ama daha sonra biz özellikle küçükbaş hayvan sütündeki söylemlerimizle siyasetçinin, hükümetlerin küçükbaş hayvan sütünü artıracağız, küçükbaş hayvan sütünü destekleyeceğiz, küçükbaş hayvan sütünün artması gerekir söylemleriyle özellikle birçok hayvancımız Güney'de olduğu gibi zannen o beyaz keçili var ya zannen Alpina keçisine yöneldi ve daha fazla kapalı sistem veya yemleme sistemiyle bunların sütünü artırarak 4 kilo 5 kilo veren sütler vardır. Artırarak bunlara yönelmeye başladı. Bu noktada süt yağları bir miktar düştü. Ve bundan sonra önümüze gelen sıkıntı pandemi başladı. Pandemiden önce de bu sıkıntı vardı. Hep imalatçı ekonomik olarak keçi sütünden kaçmaya başladı. Defalarca toplantı yaptık süt kurumunda. Özellikle yağ kıstaslarını, aralarını kısalım ve keçi sütünün yağ oranı düştüğü zaman keçi sütü üreten hayvancılarımız daha az zarar görsün diye çok toplantı yaptık. İmalatçıya bunu kabul ettiremedik. Hep toplantıya terk etti. Neden? Biz Bakanlar Kurulu'nda Ahmet kardeşim karar geçirdik. Dedik ki büyükbaş sütünün toplamı kadar, toplamının %10'u kadar. Yani sizin fabrikanız vardır. Günde 20 ton süt alıyorsunuz. %10'u nedir? 2 ton. Size mecbur kıldık. Yani biz dedik ki büyükbaş sütünün %10'u kadar Bakanlar Kurulu'ndan karar geçirildi. Küçükbaş sütü alma zorunluluğu getirildi fabrikalara. Ve bunun kararını geçirdik. Ve bunu da süt kurumu yönetim kurulunda uygulamak için çok uğraş verdik. Ve keçi sütünü de bir türlü uygulayamadık. Bugün keçi sütünü alan kuruluşlar 3 veya 4 tane fabrika alıyor. Neden? Çünkü keçi sütünün fiyatının yüksek oluşu biraz inek sütünden. Adam diyor ki ben inek sütü alıyorum. 8 litreden 1 kilo hellim yapıyorum. 8 kere 2,5 ne eder? 20 lira. Keçi sütü alsam ben 4 liradan 8 kere 4, 32 hatta 9 kilo, 10 kiloya kadar çıkabilir bu zannende Alpina dana sütü. O zaman bana ekonomik gelmez diyor. Ve almak istemez. Almak istemez. Halbuki burada bir bakanlık kurulu kararı vardır. Ve zorunlu hale getirmek lazım. İsterseniz diyor bana inek sütüne göndermeyiniz. Zaten diyor pandemi vardır. Ben bunu bile satamıyorum. Bir de bunu gönderirseniz ne olur hiç almam diye sistem ne eder? Bu noktada şunu bitireyim ben. Birkaç tane fabrika olmasa biz dönem dönem keçi sütünü satamaz duruma geldik. Çok kavgalar yaptık. Şu anda satılıyor ama özellikle süt kurumu bu noktada defalarca baskı yapmamıza rağmen süt kurumundaki pazarlama veya süt kurumunun içindeki arkadaşlarımız keçi sütünü almaz diyor imalatçılar. O yüzden satamayız. Ya burada bir bakanlık kurulu kararı vardır. Bu keçi sütünü bir şekilde satmamız lazım. Ve özellikle şunu ifade ettim ben her zaman. Alpina ve Zanen keçilerinin sütlerini daha fazla içme sütü, bunun yanında dondurmada ve daha sonra hellimin içerisinde kullanılması lazım. Bugün aynı sıkıntıyı Güney Kıbrıs'ta da yaşanmaktadır. Çünkü Güney Kıbrıs'ta hellimin içindeki küçükbaş hayvan sütünü artırmak için bu keçi cinslerine önem verdi. Orada da ciddi anlamda yağ oranlarında bir miktar azalma düşme oldu. Ama biz burada özellikle madem ki küçükbaş hayvan sütünü artırmak istiyoruz. Madem ki küçükbaş hayvancılara destek vereceğiz. Her ne olursa olsun keçi sütünde, koyun sütünde doğru fiyattan almak zorundayız. Sayın Başkan bu noktada şunu sormak isterim. Bakanlar Kurulu kararına rağmen ve hellim tescilini çok konuştuğumuz bugünlerde ve üretici birlikleriyle birlikte sanayi odası, birçok sivil toplum örgütü, hatta bakanlık temsilcileri, Avrupa Birliği'nin önündeydik, ben de oradaydım. Ve hellim tesciliyle ilgili bir şikayetimiz oldu Avrupa Birliği'ne. Bakanlar Kurulu da bu kararı destekleyici, yani hellimin içindeki süt oranı destekleyici bir karar almasına rağmen bunu neden çalıştıramıyor? Yani denetleyici mekanizmanın kim olması gerekiyor burada? Evet, şimdi yani Ahmet kardeşim bakın.
denetim mekanizması hellimin standartlarını ortaya koyacak şekilde uygulanması gerekir. Hellimin standartı nedir? Tuz oranı, küçük baş hayvan sütü, efendim kuru madde oranı, hellimde kullanılan sütün miktarları, bunlar çok önemlidir. Bugün için eğer hellim standartı ortadaysa, siz küçük baş hayvan sütü elinizde ne kadar varsa bunun içinde kullanmak için bunu denetleyeceksiniz. Ama bizim ülkemizde ne Sayın Dursun Oğuz döneminde ne daha önceki dönemlerde bir türlü özellikle hellimin standartları konusunda ne hellim denetleme kurulu, ne sanayi odası, ne efendim söyleyeyim Tarım Bakanlığı, ne Tarım Bakanlığı'nın hayvancılık dairesi ve senet dairesi bugün için ihracatta bile hellimi gönderen hellim ve senet dairesidir. Bunlar hellimin standartlarının noktasında Ahmet kardeşim hiçbir şekilde etkin görev üstlenemediler. Ve etkin görevde bulunmadılar. Eğer artık yasal düzenlemelerle, yasalarla eğer siz bunu ortaya koyuyorsanız ve hellim tescili bizim için çok önemliyse ve bunu bugün ve yıllardır özellikle Güney Kıbrıs 10 yıldır hellim tescili almak için mücadele ederken biz de bundan faydalanmak için mücadele ederken o zaman evimizdeki ödevi yapmak zorundayız. Ne olursa olsun imalatçı arkadaşları küçükbaş hayvan sütünü hellimin içerisine konması için mutlak süreçle yasal düzenlemelerle bunu ortaya koymamız gerekir. Uymazsa yaptırım yapacaksınız. Uymazsa ihracattaki vermiş olduğunuz destekleri ona göre uygulayacaksınız. Ama geldiğimiz aşamada ülkede bir pandemi yaşıyoruz. Mart ayından beri oteller boş. Efendim üniversiteler boş. Piyasada insan nüfusu azaldı. Tüketim azaldı. Yerli üretimde bugün için yerli üretim noktasında geçmiş yıllarda %40 olan iş piyasası süt tüketimi %20'lere düştü. Bunun da bir şekilde ihracata gitmesi gerekir. Bunun da pazarlanması gerekir. Pazara geldiğiniz zaman Türkiye'deki süt fiyatları bizden düşük. Bizden düşük olduğu için o pazara yollamanız için bir teşvik vermeniz gerekir. Tabii ki Arap pazarı döviz çıktığı zaman Arap pazarında bir sıkıntı olmaz. Bugünlerde döviz düşmeye başladı. Yarın göreceksiniz orada sıkıntı olacak. Sayın Başkan, süt ve hellimle ilgili detayları daha yeni konuşacağız ancak özellikle şu noktaya gelmek isterim. Yani Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı geçtiğimiz hafta. Sizin de ona istinaden yaptığınız bir açıklama vardı. Bu iki açıklamanın ardından ortak bir çalışma noktasına gelindi mi? Onu sormak isterim. Bu neydi? İşte eti halka daha ucuza yedireceğiz gibi bir açıklamaydı. Buradaki amaçlanan, hedeflenen nedir ve Hayvancılar Birliği'nin bu noktadaki misyonu nedir Sayın Başkan? Şimdi et konusu yıllardır konuşulan bir konudur. Nedir? Halkımız eti pahalı tüketmektedir diye çok büyük sistemler oluşmaktadır. Nedir bu sistemler? Halk sürekli üreticiyi dövmektedir. Kasap bu konuda sanki de suçsuzmuş gibi üretici pahalı etti. Çünkü siz bir tüketici olarak gidip kasaptan alıyorsunuz mesela. Ve sorduğu zaman niye? Kasap diyor ki üreticim ürünü pahalı etti hayvanı. O yüzden hayvan fiyatı yükseldi diye. Bütün bütün cezayı hayvancıya kesilmektedir. Ve hayvancı bugün günah keçisi olmaktadır. Ama bu değil doğru. Ben bugün Ekonomi Bakanlığı'nın Ticaret Dairesi Müdürü ve yetkilileri bana geldi bugün için. Özellikle açıklamalarından sonraki yapmış olduğumuz açıklamadan sonra geldiler. Ve şunu ifade ettim. Eğer siz bu ülkede et fiyatlarının uygun şekilde satılmasını ve et fiyatının düşmesini istiyorsanız öncelikle marketlerde et satışını ve sıcak yemek satışını yasaklayacaksınız. Market restoranı değil. Market kasap değil. Bugün ülkedeki pahalılığı yaşatan ve yaratan ortam markettir. Markete bugün gidiniz, ismini vermek istemiyorum, 125 liraya kuzu eti satan marketler vardır. Bugün için sıcak yemek yaptığı için, orada sattığı için birçok restoran bundan faydalanmamakta ve ekmek başkalarının ekmeğiyle oynamaktadır. Siz marketçiyseniz, marketin ilgili olduğu şeref edersiniz. Ya da marketçiyseniz siz, et satmak istiyorsanız, sizin de kendinizin arabası olacak, kasabınız olacak. Gidip etinizi direkt üreticiden alacaksınız. Götürüp mezbahaya indireceksiniz. Kasap kesip getireceksiniz oraya. Siz gidip de
Ahmet Kasabursa da Ahmet'ten alırsanız %30 Ahmet Kerk olacak. Dönüp siz de %30 Kerk olacaksınız. Ve Kasap'ta satılan et 80 lirayken markette %120 liraya çıkacak. Dedim ki ben yetkililere bugün, siz bunu yasaklayabilir misiniz? Önce bunu başaracaksınız. Bir. İkincisi, ülkedeki kasap dükkanlarındaki bütün et niteliklerini, cinslerini bir bir ayıracaksınız. Ve bu noktada, bu konuda yasal düzenleme yaparak hiçbir kasabın kıyılmış halde kıyma satmasını izin vermeyeceksiniz. Bu bir. İkincisi, kasapların öndeki reyonda bütün et cinslerini ayrı ayrı satmasını sağlayacaksınız. Ve fiyatlandırmasını ona göre yapacaksınız. Ama siz bir müşteri gibi gidip, bunları sorgulamanız gerekir. Ve denetlemeniz gerekir. Ve ağır ceza uygulamanız gerekir. Ha bunu da başaramazsanız dedim, gelin birlikte başka bir açılım yapalım diye ortaya koydum. Bu da neydi açılım dediğim? Bu da gelin 5 ilçede İskele, Magusa, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt et tanzim satış yerleri açalım dedik. Üreticiden tüketiciye. O zaman siz denge unsuru olursunuz. Bugün birçok yerlerde oluşan dengeler gibi denge unsuru olarak siz orada gerçek anlamda fiyatın pahalı olmasını engellersiniz. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsanız siz orada bir kooperatif olarak hayvancılık kooperatifi veya bunun yanında Toprak Gönülleri Kurumu'yla işbirliği şeklinde veya efendim söyleyeyim başka bir kurumla işbirliği şeklinde bunu başarabiliriz. Veya tek başına biz hayvancılık kooperatifi olarak gerekli kaynak bize oluşturulursa veya gerekli destek verilirse açarız ilçelerde tanıdığım tadı şeyleri. Direkt üreticiden alırız ve direkt tüketiciye biz otellere de her yere de kredi kartı sistemiyle, yani nedir bu? Ahmet otel sahibidir. Çek almayacaksınız. Çek aldığınız zaman ödeyemezsiniz hayvancıyı. Taksit yaparsınız kredi kartından. İstediğiniz şekilde garanti altına alırsınız. Çünkü sizin böyle bir lüksünüz yoktur. Hasan'a, Hüseyin'e, Mehmet'e çekinen mal veresiniz de sonra çekler geri dönsün de orta yerde kalasınız. O yüzden sizin bu şekildeki bir sistemle bu hayvanları toptan fiyatına, yani sizin karınızı da koyarak denge unsuru olarak siz her yere bunu satabilirsiniz. Bu noktada hemen beni aradılar ve Sayın Bakan'ın bu fikri çok olumlu gördüğünü ve bu konuda gerekli desteği vereceğini, bu konuda biz yazı yazmamız gerektiğini, yani talepte bulunmamız gerektiğini ben de tamam dedim. Yönetim kurulumla görüşeceğim. Bizimde kasapların rolü kasap ne? Kasap satabilir ayrıca. Ayrıca satacak. O gidip basasın. Yani şey olacaktır bu. Yani sen kasapsın. Siprox gibi bir emniyet valideği gibi bir şey olur. Yani sen git kasap dükkanında gene sat. Ama sen gidip orada 100 liraya satamayacaksın. Ben 25'e verdiğim zaman hak görecek. Gerçek fiyat budur demek ki. Bizi bunlar bu şekilde şey beklediler. Yani ben şimdi eline bir tane bıçak alan, efendime söyleyeyim bir buzluk açan, bir daha eski araba alan herkes kasap olacak bu memlekette, cambaz olacak bu memlekette, hepsini bu hayvancı ödeyecek, cambazı da kasabı da hepsini de bu halk ödeyecek, bu tüketici ödeyecek. O yüzden bunlarda bir denge kurulması gerekir ki özellikle bunu yapmamız için çok zor bir olay değildir. Ha, üstümüze gelinecek mi, tepki görecek miyiz? Görebiliriz kasaplardan veya bu işten rahat sağlayanlardan görebiliriz. Ama bu toplumsal bir şeydir. Toplum için olacak olan bir şeydir. Efendim üretici içindir. Üretici de bugün mağdur edilmektedir. Yani bugün siz hiçbir şekilde oğlak diye satmıyorsunuz. İneği inek diye satmıyorsunuz. Koyunu koyun diye satmıyorsunuz. Bunların hepsinin satışı yerine geldiği zaman satışta hepsi kuzu ve dana olmaktadırlar. O yüzden bunu bir şekilde kurduğunuz zaman bu sistemi çözersiniz ve Sayın Arıklı'ya da zaten ben bu konuyu geçen adına söyledim. Sayın Arıklı önce denetimleri yapsın. Bu ülkenin, bu memleketin en büyük sorunu kurumların çalışmamasıdır. En büyük sorunu her noktada denetim eksikliğidir. Denetimi yapmaktan korkan bir zihniyet söz konusudur. Çünkü siyasetçi denetimden ne için korkar? Koltuk korkusundan korkar. Oy kaybetmesin diye korkar.
Denetim yapacaksınız. Sayın Başkan, bu noktada şu sonuç çıkar ortaya. Gerek sizin ortaya koyduğunuz öneri et tanzim noktaları, et satış tanzim noktaları, gerekse buna benzer herhangi bir çalışmada sivil toplum örgütlerinin aslında daha da etkin, yasalarla bağlı daha da etkin, örneğin ticaret dairesiyle, örneğin buna benzer herhangi bir daireyle direkt aslında işin içinde olması gerekir. Sayın Başkan, dediğim gibi programın başında bahsettiğim gibi programımız biraz geç başladığı için rejiden uyarı geliyor. Birazdan kapatmamız gerekecek. Ancak son olarak şunu sormak isterim. Avrupa Birliği'ne hellim tesciliyle ilgili verilen mektubun cevabı geldi mi Avrupa Birliği'nden? 18 yıl önce buraya sonuç sonuç nedir orada? Yani o ertelendi mi? 31 Aralık evet, sondu. Ertelendi, o ertelendi. 18 Ocak'a ertelendi. 18 Ocak'tan evvel buradaki Avrupa Birliği Destek Ofisi'nin yetkili, Belçikalı yetkilinin daha üstü amirleri buraya gelecek görüşmek için 18 yıl önce. Bugünlerde gelmesini bekliyoruz. Onlar geldikten sonra bu tekrar görüşeceğiz. Hellim tescili konusu bizim için çok önemli. Özellikle İngiltere pazarı, bugün İngiltere biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden çıktı. O pazar bizim için çok önemli. Türkiye ile yapılan bazı anlaşmaları vardır İngiltere'nin. Bizim de o anlaşmanın içerisine bazı maddeler koyarak hellimin pazarlamasında bunu başarabiliriz. Ve çok ciddi anlamda ekonomik olarak bu ülkeye bir ciddi bir gelir gelir. O zaman göreceksiniz ki küçük başstüdyoda, efendim söyleyeyim, büyük başstüdyoda gerçek anlamda fiyatını bulmaktadır. Bugün bir litre sütle siz yıllarca 1,5 kilogram yem alabilme için mücadele ettik ve bunun üzerinde yaptık. Ve bu pandemi döneminde biz bir litre sütle, inek sütüyle 1,20 kilogram yem alabildik. Birçok hayvancımız bu durumda gerçek anlamda sıkıntı içerisine girdi ve ödeyemez duruma geldi. Öte yandan süt kurumu aldığı sütün parasını düzenli ödemediği için ciddi anlamda sıkıntıya düştü bu hayvancı. Ve hayvancıya rağmen Tarım Bakanlığı geçen dönem Sayın Dursunoğlu döneminde hayvancının parasını kredi verdi imalatçıya. Hayvancının sütünden kesti, efendime söyleyeyim, destek verdi imalatçıya. Bunları yaşadık. Ama biz bedel ödedik, neçi ödedik? Ayakta kalabilelim diye. Ama bizim ödediğimiz bedel çiftçinin, hayvancının, üreticinin bedeli bitmez. Bitmiyor. Yani bugün Ocak 2021'e geldik. Daha da bedel ödemeye devam ediyoruz. Ne kadar daha bedel ödeyeceksiniz? Yani bugün ekonominiz zayıftır diye, maliyenizde bütçe imkanları sıkıntılıdır diye memura 13. maaşı verdiğiniz helal olsun. Maaşını da aldı. Helal olsun. O da helal olsun. Onlar için Türkiye'nin aldığı 800 milyon lirayı dağıttınız onlara. Şimdi geldik çiftçiye, hayvancıya geldik. Bu köylüye geldiği zaman para bitti. Bütçe imkanları sınırlıdır. O zaman geleceksiniz, alasınız bu inekleri de, bu koyunları da, bu keçileri de. Üreticiyle memur yapacaksınız. Birer maaşla bunları bağlayınız. Mantık şu olması lazım. Bu sektörden ekmek yiyen 50 bin kişi vardır. Tarımdan, hayvancılıktan ekmek yiyen en az 50 bin kişi. Ahmet kardeşim, biz değil ekmek yiyen 50 bin kişi. Bak, bugün ayın kaçıdır? 7'si, yarın 8'i daha süt bedelleri ödemedi. Herkes süt bedellerini bekler. Herkes bekler ki oyuncu gitsin satsın kuzusunu, tabii bize para getirsin. Herkes bekler gitsin keçici sütünü versin, oğlanı satsın, bize para getirsin diye. Yani piyasa hayvancılık sektörüyle, tarım sektörüyle yaşamaktadır. Siz bunları düşünmeniz lazım. Sayın Başkan, programın da sonuna geldik. Sizlere teşekkür ederim. Özellikle hellim konusuyla ilgili 18'inden önce gelecek olan temsilciye var demiştiniz. Önümüzdeki günlerde, yani fazla geç olmadan sizi tekrar ben konuk alacağım. Özellikle hellim ve gerekirse sanayi odasından temsilciyle ve hellim tesciliyle ilgili kimler temas ettiyse onlarla bir program yani ayrıca alacağım. Kapanmadan bir konuya değinmek isterim. Demin dedim ya ben size kurumlar çalışmıyor diye. Sayın Çavuşoğlu geldi. Ümit ederiz ki bu kurumları doğru düz çalıştırır. Veteriner dairesinde 6 ay vardı kulak numarası yoktur. 6 ay sonra kulak numarası geldi. Ucuza getirsinler diye 8 TL'lik kulak numaralarını 1,5 TL'ye aldılar. Geldiler hayvanların kulaklarına vurdular. Küçükbaş hayvancının hayvanların kulaklarına vurdular. Kulakları parçaladılar. Makineyle ayrılmayan sahte kulak numaralarını vurdular. Hayvancıyı mağdur ettiler. Yüzlerle hayvan öldü.
ve Sayın Müsteşar dün açıklama yaptı. Bunlar tazmin edecek diye. Bizim bu oradaki tepkimizden sonra ama bunlar kaç para tazmin edecek demedi. Tarım sigortası oradadır. Hayvan fiyatları da bellidir. Bu hayvancının mağdur edilmemesi lazım. Sizin yaptığınız yanlışların bedelinden mi ödeyecek? Burada soruşturma açılması gerekir. Kim aldı bu numarayı? Kaça aldı? Niçin aldı? Niçin bu hayvancıyı mağdur etti? Bunların soruşturma yapılmazsa Sayın Çavuşoğlu'na ben burada çağrı yapıyorum. Bakarsanız bunların soruşturmasını yapacaksınız. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Teşekkür programı ederim. Kapatıyorum sizlere gerçek anlamda. Çünkü geciktik. Tam da programın akışı olduğu anda programı kapatmak zorunda kaldık. Üreticilerimizden, bizleri izleyenlerden, vatandaşlarımızdan bu noktada özür diliyoruz. Önümüzdeki perşembe akşamı yine aynı saatte, aynı kanalda, Kanal T'de buluşmak dileğiyle çiftçinin sesiyle birlikte sizlerle olmaya devam edeceğiz. Kanal T ile kalın, esen kalın ve yapımda ve yönetmekte emeği geçen yönetmen arkadaşlarıma ve reji ekibine de ayrıca teşekkür ederim. İyi akşamlar.